Arkadaşlar merhaba. Yazılı havuzu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 11. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 2. yazılı sorularını hep birlikte çözeceğiz. Yazılının PDF'i açıklama kısmında mevcuttur. Önce kendiniz indirip çözerseniz sizin için daha verimli bir çalışma olur. Yazılımız Yayın Denizi Pro sorularından hazırlanmıştır ve test şeklinde bir sınavdır. Haydi başlayalım o zaman. Ahmet, sözlükte bilinçli davranma, uyanık ve dikkatli olma, sakınma anlamlarında kullanılır. Fatma, dini kavram olarak yüce Allah'a iman edip, dinin emir ve yasaklarına uyarak Allah'a karşı gelmekten sakınmak, dünya ve ahirette insana zarar verecek inanç, söz ve davranışlardan uzak durmak anlamlarına gelir. Ahmet ve Fatma'nın vermiş olduğu tanımların ortak cevabı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? a. Takva b. Cihat c. İhlas D. Riya. E. İhsan. Evet değerli arkadaşlarım. Ahmet ve Fatma'nın e, tanımını yaptığı, e, ortak cevap olarak verdiği kavram tabii ki de takvadır arkadaşlar. E, sorumuzun doğru cevabı takva olacaktır. Yani A şıkkı demektir. E, diğer kavramların anlamlarına da bakalım şöyle. Cihat Allah yolunda mücadele etmek için kullanılan bir kavramdır. İhlas değerli arkadaşlarım samimiyet içtenlik anlamına gelir. Riya iki yüzlülük ve gösteriş anlamında kullanılır. İhsan ise biz Allah'ı görmesek de onun bizi gördüğünü düşünerek kulluk etmemizdir. Tekrar edecek olursak sorumuzun doğru cevabı takvadır yani aşıkkı olacaktır. İkinci soruyla devam edelim. Şüphesiz Allah korkup sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir. Nahl Suresi 128. ayet. Bu ayette Kur'an'daki temel kavramlardan hangi ikisine işaret edilmiştir? A. Takva ihsan. B. Cihat ihsan. C. Cihat takva. D. Riya sıratı müstakim. E. Sıratı müstakim. Salih amel. Arkadaşlar şöyle ayet mealini incelediğimizde şüphesiz Allah korkup sakınanlarla diyor bakın sakınmak Allah'tan korkmak onun emir ve yasaklarına uymak takva kelimesiyle açıklanır. Ee, akabinde diyor ki ayetin ve iyilik edenlerle beraberdir. İyilik etmek o da ihsan kavramıyla açıklanır. Yani ihsan kavramı biz Allah'ı görmesek de onun bizi gördüğünü düşünerek kulluk etmek gibi bir anlamı olsa da iyilik etmek, yardımda bulunmak gibi bir anlamı da vardır ihsan kelimesinin. Dolayısıyla ee, sorumuzun doğru cevabı takva ve ihsandır. Yani aşık olacaktır. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Cemre ile annesi her sınav öncesi soru cevap yaparlar ve Cemre'nin aklına daha iyi yerleşmesini sağlar. Din kültürü sınavı öncesi de çalışma yapan Cemre'ye annesi yol ve doğruluktan şaşmayan anlamlarına gelen iki kelimeden oluşur şeklinde soru sorar. Buna göre Cemre aşağıdaki kavramlardan hangisini söylerse annesine doğru cevap vermiş olur. A. Takva B. Cihat C. Kavli Sünnet D. Salih Amel E. Sırat-ı Müstakim Evet arkadaşlar annesi Cemre'ye bir soru soruyor ve Cemre'nin iki kelimeden oluşan kavramı söylemesi gerekiyor. Tabii ki şöyle baktığımızda a ve B şıklarını direkt eleyebiliriz Çünkü orada tek kelimeden oluşan bir kavram var. Dolayısıyla a ve B'yi eledik arkadaşlar. geriye C, D ve e şıkkı kaldı. Şimdi yol ve doğruluktan şaşmayan diyor arkadaşlar. E, tabii ki ne olmuş oluyor? E, sorumuzun doğru cevabı sıratı müstakim oluyor. Yani e şıkkı oluyor arkadaşlar. E, tabii diğer kelimelerin anlamlarını da şöyle söylemekte fayda var. Takva Allah'ın emir ve yasaklarına uymak demekti. Cihat Allah yolunda mücadele etmek demekti. Kavli sünnet Hz. Muhammed'in e, sözlü söz olarak ifade ettiği bir e, sünnet çeşidiydi. Salih amelde e, hayır hasenat işleri yapmaktı. İyilikte iyilik yapmaktı. Ee, yararlı ve faydalı işler yapmak anlamında kullanılıyordu. Sırat-ı müstakim de sorumuzun doğru cevabıydı zaten. Yol ve doğruluktan şaşmayan dost doğru yol anlamında sırat-ı müstakim kavramını kullanıyoruz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olmuş oluyor. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Gerek mallarıyla, gerekse canlarıyla Allah yolunda cihat edenlere nokta nokta denir. Bu tanım cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? A mücahid, B kıtal, C şahit, D sadık, E halis. Evet arkadaşlar gerek mallarıyla gerekse canlarıyla Allah yolunda cihat eden kimselere mücahit denir. Yani sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. E, her zaman olduğu gibi diğer kavramların anlamlarına da bakalım şöyle. Kıtal arkadaşlar e, vurma, vuruşma, e, karşılıklı savaşma anlamında kullanılır. Şahit tanık olma demektir. Sadık, dostluğu ve arkadaşlığı içten olan demektir arkadaşlar. Halis ise e, böyle öz, katışıksız, katıksız, işte tek bir şeyden oluşmuş bulunan, e, katışık olmayan demektir arkadaşlar. Tekrar edecek olursak sorumuzun doğru cevabı mücahit oluyor yani A şıkkı. Beşinci soruya baktığımızda ise aşağıdaki kavramlardan hangisi cihat için kullanılamaz? A. Kıtal B. Mücahede C. İrşad D. Tefrit e şehadet. Şehadet. Evet arkadaşlar, e cihat için kullanılamayan kavram bize soruluyor. E, kıtal savaşmak demekti. mücahede işte mücadele etmek demekti. İrşat aynı şekilde yine e, manevi cihat için kullanılan bir e, kavramdır. E de arkadaşlar yine cihat için kullanılan bir kavramdır. Fakat tefrit kelimesi değerli arkadaşlarım cihat için kullanılan bir kavram değildir. Çünkü tefrit demek ee, bulunan mevcut durumdan geri kalmak demektir. Yani gelişme, değişimi ayak uyduramamak demektir. Ee, geri kalmak anlamında kullanılır. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım sorumuzun doğru cevabı tefrittir. Yani D şıkkıdır. Altıncı soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Doğru doğruluktan şaşmamak, güzel ve yumuşak bir şekilde yol göstermek iyilik etmek, iyi ve güzel davranmak, bağışlanmak, ikram etmek, bilinçli davranmak, uyanık ve dikkatli olmak, sakınmak. Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yapılmamıştır? A. İhsan, B. Hidayet, C. Salih amel, D. Takva, E. Sırat-ı müstakim. Evet arkadaşlar şöyle e, yukarıda bazı kavramların anlamları verilmiş. Aşağıda şıklarda da Kavramların kendisi verilmiş. Şöyle bir e, karşılaştırmalı bir şekilde gidelim. Doğru, doğruluktan şaşmamak demek sıratı müstakimdir değerli arkadaşlarım. Sıratı müstakim kavramıyla ifade edilir. E şıkkını eledik. Güzel ve yumuşak bir şekilde yol göstermek diyor. O da hidayet kavramıyla alakalıdır. Onun anlamının karşılığıdır. B şıkkını da eledik. İyilik etmek, iyi ve güzel davranmak, bağışlanmak, ikram etmek kavramı ihsan kavramıyla açıklanır değerli arkadaşlarım. A şıkkını da eledik. Bilinçli davranmak, uyanık ve dikkatli olmak, sakınmak anlamları da takva kelimesinin anlamıdır arkadaşlar. Dolayısıyla D şıkkını da eledik. Evet yukarıda değerli arkadaşlarım salih amel kavramının tanımı ee, anlamı yapılmamıştır, verilmemiştir. Dolayısıyla salih amel sorumuzun doğru cevabıdır. Yani C şıkkıdır. Yedinci soruyla devam ediyoruz. 1- Sizde ey müminler, dünya ve ahirette faydalı işler yapın. Şüphesiz ben yaptıklarınızı görmekteyim. Sebe suresi 11. ayet. 2- Erkek olsun, kadın olsun, kim mümin olarak dünya ve ahirette yararlı işler yaparsa kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız ve böylelerinin emirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Nahl Suresi 97. Ayet 3. Rabbimiz Allah'tır deyip de dost doğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, Kederlenmeyin size vaat olunan cennetle sevinin. Fussilet suresi 30. ayet. Bu ayetlerden hangilerinin konusu salih amel ile ilişkilendirilemez? A yalnız 2, B yalnız 3, C 1 ve 2, D 1 ve 3, E 2 ve 3. Evet değerli arkadaşlarım, salih amelle ilgili ee, bir soru ve ilişkilendirilemeyen bize soruluyor. Tabi salih amel arkadaşlar e, Allah rızası için yapılan iyi, faydalı, yararlı güzel iş demektir. E, önce bunun tanımını yapmak lazım. Ayet mealilerinden bunu da çıkarabilmek için. Hemen tekrar birinci ayet mealine bakalım. Sizde ey müminler dünya ve ahirette faydalı işler yapın. Bakınız faydalı işler yapmak bir salih ameldir. Dolayısıyla bu ilişkilendirilebilir. O zaman e, birincisini olumlu, ilişkilendirilebilir yönünde alıyoruz. İkinci ayet mealine bakalım. Erkek olsun, kadın olsun, kim mümin olarak dünya ve ahirette yararlı işler yaparsa, evet, faydalı işler yapıldığı gibi yararlı işler yapmak da bir salih ameldir. Dolayısıyla ikinci ayet mealini de salih amel kapsamında alıyoruz. Üçüncüsünde arkadaşlar baktığımızda Rabbimiz Allah'tır deyip de dost doğru çizgide yaşayanlar. Yani burada dost doğru yolda gitmek sırat-ı müstakim kavramıyla alakalıdır. Salih amelle alakalı değildir. Dolayısıyla 1 ve 2'yi değerli arkadaşlarım ne yapıyoruz? Salih amel kapsamında alıyoruz ama 3. ayet mealimizi ise e, salih amel kapsamında alamıyoruz, ilişkilendiremiyoruz. Dolayısıyla yalnız 3 ifadesi e, sorumuzun doğru cevabıdır. Yani B şıkkı olmuş oluyor. 8. soruyla devam ediyoruz. Tanrı'nın varlığıyla birlikte onun yaratıcılığını gerçek, şuurlu ve iradeli bir varlık olduğunu kabul etmektir. Bu düşüncede Tanrı'nın vahiy göndererek insanlarla iletişime geçtiği, aleme ve insana daima müdahil olduğu benimsenir. Buna göre İslam inancına da çok benzeyen felsefi görüş aşağıdakilerden hangisidir? A. Nihilizm B. Deizm C. Agnostizm D. Teizm E. Pozitivizm Evet değerli arkadaşlarım Tanrı'nın varlığıyla birlikte onun yaratıcılığını, gerçek şuurlu ve iradeli bir varlık olduğunu kabul eden, ee, vahiy göndererek, peygamber ve kitap göndererek e, insanlarla iletişime geçtiğini savunan, söyleyen felsefi akım, felsefi görüş teizmdir değerli arkadaşlarım. Yani sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olmuş oluyor. Tabi diğer felsefi akımları da tanımak gerekiyor. Nihilizm bir hiççiliktir. Ee, yani dünyanın anlamsız ve yararsız olduğunu söyler. Deizmde emekli tanrı anlayışı vardır, tanrı vardır fakat evrene müdahalesi yoktur. Aknosizm'e baktığımızda tanrının varlığı ya da yokluğu bilinemez, bilemeyiz derler e, ee, pozitivizme baktığımızda da olguculuktur, bilimselliktir. Dolayısıyla metafizik mülahazalar veya dini meseleler, manevi meseleler devre dışı bırakılmıştır. Ee, tekrar edecek olursak teizmdir sorumuzun doğru cevabı yani D şıkkıdır. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Vahi inkar eden deizmin, Tanrı ile alemi bir sayan panteizmin, Tanrı ve dini yok sayan ateizmin karşısında olan felsefi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A- Materyalizm, B- Pozitivizm, C- Teizm, D- Pananteizm, E- Nihilizm. Arkadaşlarım vahiy inkar eden deizmin tanrı ile alemi bir sayan panteizmin karşısında olan felsefi akım ve yaklaşım teizmdir arkadaşlar. Yani C şıkkıdır sorumuzun doğru cevabı. E, diğer e, akımların da anlamlarını verelim hem tekrar etmiş olalım bu anlamda. Materyalizm e, maddecilik anlamında kullanılır. Maddeye tapma. Her şeyi maddeyle açıklama anlamında kullanılır. Pozitivizm olguculuktur, bilimselliktir, deneyselliktir. Panteizm, panenteizm evrenle alemin ee, birbirinden ayrı olduğunu, iç içe değil de ayrı olduğunu savunan bir felsefi akımdır. Nihilizm de hiççilik demektir. Dünya hayatının anlamsız ve boş olduğunu savunan bir akımdır arkadaşlar. Dediğimiz gibi ee, deizmin, ee, panteizmin ve karşısında olan felsefi yaklaşım ve akım teizmdir arkadaşlar. Yani sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. 10. soruyla devam ediyoruz. Sevda öğretmen, başta tanrı inancı olmak üzere yaratılış, melek, vahiy, peygamberlik, kutsal kitaplar ve ahiret gibi dini inançları kabul etmez. Maddi alemin ötesinde herhangi bir varlık alanı tanımayan dünya görüşüdür. Bu anlayışta olup biten her şeyin sadece maddi sebeplerle açıklanabileceği iddia edilir. Tanımını vermiştir. Sevda Öğretmen'in tanımını verdiği felsefi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Ateizm, B) Deizm, C) Nihilizm, D) Materyalizm, E) Pozitivizm. Evet arkadaşlar, Sevda Öğretmen yukarıda bir felsefi akım hakkında bilgi veriyor ve tanım yapıyor. Orada dikkat ettiyseniz maddi alemin ötesi diyor. Veya e, bu anlayışta olup biten her şeyin sadece maddi sebeplerle açıklanabileceğini söylüyor. Yani bir maddi var, bir maddecilik var, bir e, maddi anlayış var, madde anlayışı var değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla e, bu tanıma en uygun kavram, ifade yani felsefi yaklaşım materyalizm olmuş oluyor. Yani sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olmuş oluyor değerli arkadaşlar. 11. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Öğretmen: Sevgili öğrenciler, bugün işlediğimiz inançla ilgili felsefi yaklaşımlardan en çok hangisi ilginizi çekti? Sema: Üzerinde odaklanılması gereken tek bilgi türü olarak bilimsel bilgiyi öne çıkaran inanç diğerlerinden çok daha bağımsız geldi bana. Kübra ben de bu inancın bilimin ilerlemesiyle birlikte artık dine ihtiyaç kalmamıştır demesine takıldım. Öğretmen ve öğrenciler arasında konuşulan bu inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Evet değerli arkadaşlarım. Şıklarımızı da bakalım hemen. A ateizm, B deizm, C teizm, D materyalizm, E pozitivizm. Ee, tekrar öğretmen ve öğrenci konuşmalarına baktığımızda arkadaşlar özellikle öğrencilerin vermiş olduğu cevaplarda bir bilgi var. Bilimsellik var değerli arkadaşlar. Ee, tabii ki bilgiyi ve bilimselliği ön plana çıkaran ee, dinin veya metafizik mülahazaların, e, ihtiyaç duyulmadığını söyleyen felsefi akım, felsefi yaklaşım pozitivizmdir değerli arkadaşlar. yani pozitivizme göre e, bilimsellik ön plandadır, olguculuk ön plandadır e, ve dini meseleler devre dışı bırakılmıştır Dolayısıyla pozitivizm yani e şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. 12 soruya bakıyoruz hemen, evrenin anlamsız ve amaçsız olduğunu, hayatın ve insanın değeri ya da anlamı olmadığını, kendisi için yaşanmaya değer hiçbir şeyin bulunmadığını savunur. Parçada anlatılan inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Agnostizm B. Nihilizm C. Materyalizm D. Ateizm E. Deizm Arkadaşlarım, Evrenin anlamsız ve amaçsız olduğunu, hayatın ve insanın değerinin olmadığını, dünyanın yaşanılacak en kötü yer olduğunu savunan ve söyleyen felsefi akım inanç sistemi nihilizmdir değerli arkadaşlar. Nihilizmdir. Yani sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Diğer akımların da şöyle hemen bir hızlıca tanımını yapalım ve hatırlayalım. Agnostizm, Tanrı'nın varlığını ya da yokluğunu bilemeyiz diyor. Materyalizm, madde hep ön planda, maddeciliği savunuyordu. Ateizm, Tanrı tanımamazlık demekti. Deizm ise değerli arkadaşlarım e, emekli tanrı anlayışı vardı. Yani tanrı var fakat evrenin müdahalesi yoktur diyordu. Tekrar edecek olursak nihilizm sorumuzun doğru cevabıdır. Yani B şıkkı arkadaşlar. 13. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Tarihin mutlu sonunu reddeden bir nihilistin dünya görüşüne aşağıdakilerden hangisi uymamaktadır? A. Ahlaki değerlere önem vermez. B. Siyasi her türlü otoriteyi reddeder. C. Hayatın anlamlı ve değerli olduğuna inanır. D. Felsefi açıdan hiçbir gerek gerçekliği kabul etmez. E. Sosyal açıdan var olan toplum düzenlerini tanımaz. Evet arkadaşlar nihilistlere göre ee, tabii ki de hayatın anlamlı ve değerli olduğuna inanınla, inanır ifadesi doğru bir ifade değildir. Uymamaktadır yani bir nihiliste göre ya da nihilistin dünya görüşüne bu ifade uymamaktadır. Çünkü nihilistlere göre hayatın anlamı ve değeri yoktur. Hatta dünya onlar için yaşanılabilecek en kötü yerdir arkadaşlar. Ama onun dışında ahlaki değerlere önem vermezler doğrudur. Siyasi her türlü otoriteyi reddederler doğrudur felsefi açıdan hiçbir gerçekliği kabul etmezler, doğrudur. Sosyal açıdan var olan toplum düzenini tanımazlar arkadaşlar. Nihilizm veya nihilistler. Ee, ama dediğimiz gibi hayatın anlamlı ve değerli olduğuna inanırlar ifadesi nihilist için ee, doğru bir ifade değildir. Yani sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olmuş oluyor. 14. soruyla devam edelim. 1. R2 2. Sıhaca yoga 3. Transandantal Meditasyon 4 Sakrament. Yukarıda verilenlerden hangileri kıyamet tarikatları adı altında ülkemizde vücut bulmuş öğretilerdir? A) yalnız 1, B) 1 ve 2, C) 2 ve 3, D) 1 2 3, E) 1 2 3 ve 4. Evet değerli arkadaşlarım. E, kıyamet tarikatları adı altında ülkemizde vücut bulmuş öğretiler Reiki, Sıhaja Yoga, Transandantal Meditasyon. Yani 1, 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Yani D şıkkıdır sorumuzun doğru cevabı. Sakrament ise Hristiyanlıktaki bir öğretidir. Yani Hristiyanlıktaki bir e, ayindir veya ritüeldir değerli arkadaşlarım. Hatta Tanrı'nın o ayine, o ritüele katıldığına inanırlar. Sakramendir bunun adı. Dolayısıyla sakrament Hristiyanlıkla ilgili bir kavramdır. Kıyamet tarikatlarıyla ilgili bir kavram değildir. E, 1, 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabıdır. Yani D şıkkıdır. 15. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aile içi sıkıntılar yaşayan Ebru ailesiyle sık sık kavga etmekte, baba ve annesinin kavgalarına şahit olmakta, maddi olarak da sıkıntı çekmektedir. Ebru'nun ailesiyle yaşadığı bu sıkıntılar sonucu Ebru ihtiyacı olan ilgi ve alakayı çevresinde aramaya başlar. Bu durumu fırsata çeviren kişi ve gruplar beyin yıkama, uyuşturucu bağımlılığı vesaire gibi birçok kötü yola özellikle gençleri çekerler. Parçada anlatılanlara göre günümüzde yaşanan bu tür olaylara verilen genel isim nedir? A. Din istismarı B. Kötülük problemi C. Gençlik dinleri D. R2 E. Meditasyon Evet arkadaşlar verilen parçada Ebru'nun ailesiyle e, yaşadığı sıkıntılar ve maddi olarak da yaşadığı sıkıntılar anlatılmakta. E, bir takım kişi ve gruplardan art niyetli kötü zihniyetli bir takım kişi ve gruplardan da bahsedilmekte. Özellikle de Son cümleye dikkat ederseniz gençleri çekerler diyor bakınız. Dolayısıyla tabii ki gençlik dinleri dediğimiz kavram sorumuzun doğru cevabıdır. Yani C şıkkı olacaktır. Gençlik dinleri özellikle gençleri kullanıyorlar. Maddi manevi sıkıntı çeken ailesiyle veya psikolojik anlamda sıkıntı çeken gençleri, bireyleri çekiyorlar kendilerini. Bunların adı gençlik dinleri olarak geçer değerli arkadaşlarım sorumuzun Doğru cevabı c şıkkı olmuş oluyor 16 soruyla devam ediyoruz arkadaşlar Kenan diyarında ortaya çıkan ve günümüzde yaşayan dinlerden biridir milli bir din olması nedeniyle fazla yayılmamıştır bugün bu dinin dünyanın çeşitli yerlerinde 20 milyon civarında inananı vardır bu parçada tanımlanan din aşağıdakilerden hangisidir A- Yahudilik, B- Hristiyanlık, C- Musevilik, D- Budizm, E- Hinduizm. Evet arkadaşlar Kenan diyarında ortaya çıkmış milli bir din ve 20 milyon civarında inananı var. E, tabii şıklarda direkt Budizm ve Hinduizm'i eleyebiliriz. Çünkü onlar uzak doğu kökenli dinlerdir. Kenan diyarı ise Filistin bölgesi, e, Kudüs çevresi. Filistin bölgesi kastedilir. Dolayısıyla Budizm ve Hinduizm'i direkt eledik arkadaşlar. Ee, tabii ki milli bir din diyor bakınız. Ee, anneden e, gelme şartı olan bir e, din. Tabii ki de Yahudiliktir arkadaşlar. Ee, milli bir dindir. Fazla e, bir taraftarı yoktur. 20 milyon civarındadır ve Kenan diyarında ortaya çıkmıştır. Yahudilik onun için sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olmuş oluyor. 17. soruyla devam ediyoruz. Sina çölünde Tanrı ile ahitleştiği ve bu ahit doğrultusunda Tanrı'nın kendisine Tevrat'ı verdiğine inanılan peygamber aşağıdakilerden hangisidir? A. Hz. İbrahim B. Hz. Davut C. Hz. Musa D. Hz. İsa E. Hz. Yakup Evet arkadaşlar Sinan, Sina çölünde Tanrı ile ahitleştiğine inanılan ve kendisine Tevrat kitabı verilen peygamber Hazreti Musa'dır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olmuş oluyor. 18. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yahudi tarihinde 1. mabet döneminden sonra Kenan toprakları dışında yaşayan Yahudiler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Yehova B. Diaspora, C. Elohim D. Tora E. Talmud Evet arkadaşlar, Yahudilik tarihinde birinci mabet döneminden sonra Kenan toprakları dışında yaşayan Yahudiler için kullanılan kavram diaspora'dır. Yani B şıkkıdır arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı. Tabi diğer e, kelimelerin e, anlamlarına da bakalım. E, Yehova ve Elohim yani A ve C şıkları Yahudilik tarihinde Tanrıya verilen isimlerdir arkadaşlar. D şıkkındaki Tora, Tevratın diğer adıdır. E, e şıkkındaki Talmud ise arkadaşlar Tevratın yazılı bir kısmıdır. E, tekrar edecek olursak sorumuzun doğru cevabı Diaspora'dır yani B şıkkıdır. 19. Soruyla devam ediyoruz. Hz. İsa'nın da Tanrı olduğunu savunarak, Hristiyanlar Tanrı inancı olan testisin temellerini oluşturmuş ve Tanrı'nın rızasının da Hz. İsa'nın Tanrı olduğuna inanmaktan geçtiğini ifade etmiştir. Bu görüşlerini yaymak için seyahatler yapmış ve bazı yerlere de mektuplar göndermiştir. Hristiyanlığın kutsal kitabı olan kitab Mukaddes'in yeni ahit bölümünün yaklaşık üçte birinin bu mektuplarından oluşması onun Hristiyanlıktaki yerini ve önemini gösterir. Yaptığı bu çalışmalar nedeniyle günümüz Hristiyanlığının kurucusu sayılır. Bu parçada tanımlanan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Etna B. Peder C. Nasrani D. Pavlus E. Simon Evet değerli arkadaşlar Hristiyanlık tarihinde Hristiyanlar arasında Hazreti İsa'nın da Tanrı olduğunu savunan, bunun için geziler ve seyahatler yapan, sağa sola mektup gönderen kişi Pavlus'tur arkadaşlar. Yani sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. 20. soruyla devam edelim. Hristiyanlıkta günlük, haftalık ve yıllık ritüellerin yanında bir takım sakramentler yani ayinler vardır. Hristiyanlara göre sakramentler yerine getirilirken Hz. İsa bu ayinlere eşlik eder. Sakramentler Hristiyan inancının bir göstergesi olarak kabul edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığın sakramentlerinden biri değildir? A. Faftiz B. Konfirmasyon C. Evharistiya D. Panitence Penitence e- Şabat. Evet arkadaşlar e, Hristiyanlığın sakramentleri vardır ve e, Hz. İsa'nın da bu sakramentlere katıldığına inanılır Hristiyanlıkta. E, tabii ki de e, sakramentlerden olmayan bize soruluyor. E, Vaftiz, konfirmasyon, evharistiye ve penitence gibi sakramentler Hristiyanlıkta yer alırken Şabat kavramı değerli arkadaşlarım Yahudilikte yer almaktadır. Yani sorumuzun doğru cevabı e şıkkıdır. E, Şabat Yahudilikte Cumartesi gününü ifade eder arkadaşlar. Yahudilikle ilgili bir kavramdır. Tekrar edecek olursak sorumuzun doğru cevabı Şabat yani E şıkkı olmuş oluyor. Evet değerli arkadaşlar 11. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin yazılı sorularını çözmüş bulunmaktayız. E, bu anlamda kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize başarılar.